Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı motokuryelere yönelik düzenlemenin detaylarını paylaştı. Henüz taslağın hazırlık aşamasında olduğu düzenleme ile kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu düzenleme ile yaşanan olası kazaların da önüne geçilmiş olacak. Yeni yılın herkese neşe getirmesi beklenirken vatandaşlar şimdiden zamlarla boğuşmaya başladı. Artan enflasyonla gelen zam çılgınlığına bir de Uber taksiler eklendi. Uber uygulaması bugünden itibaren müşterilerden 20 lira komisyon keseceğini duyurdu. Bu tutar nihai yolculuk ücretine de eklenecek. Ne yazık ki bu hikayede yanan yine vatandaş oldu. Halk arz çılgınlığına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Avrupa Kent Gayrimenkul 13 ila 15 Aralık tarihlerinde 55 lira 8 kuruştan halka açılıyor. TAB gıdadan sonra en büyük halka arz olması bekleniyor. Bireysel eşit dağıtım yöntemiyle halka arz sekmesinden yatırımcılar katılabilecek. Geçtiğimiz haftalarda adını sıkça duyduğumuz sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın birçok suçtan yargılanıp hapse gönderildiği haberleri gündemdeydi. Dilan Polat'ın cezaeviyle sonuçlanan süreci sonrasında tüm sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Bu isimlerden biri de sosyal medyadan ünlenip kendisine güzellik salonları açan Eylül Öztürk oldu. Öztürk hakkındaki iddiaların ardından bir video yayımladı. 1 Kasım, 30 Kasım. Kasım ayı biliyorsunuz ki en çok e-ticaret hacminin arttığı ve insanların sosyal medyaya yönlendirildiği tarihler. Bakın, bir ay içerisinde 2.046.946 lira kazanmışım. İş birliklerimden gelen kazanç o esnada 1.863.000. Buradan aldığım komisyon 1.183.310 lira. Ne kadar ciro yaptırmışım? 1.769.000 lira ciro yaptırmışım. Ama dediğim gibi reklam almışım. Markalar gelmiş, e-ticaret platformuna söylemişler. Biz bu kızla çalışmak istiyoruz diye parasını ödemişler. Trendyol bu parayı bana vermiş. Ben de onların reklamını çekmişim. Televizyon kanallarından daha çok izlendiğini belirten fenomen, bir dönem parasızlıkla şimdi de parayla sınandığını belirtti. Soruşturma ise hala devam ediyor. Bugünlerde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Neredeyse 2 aydır devam eden İsrail-Gazze Savaşı binlerce masum canların yitmesine neden oldu. Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden olan Zara, son kampanyasında Filistin'de yaşanan büyük soykırıma yönelik mesajlar kullandı. Zara'nın fotoğraf çekiminde kullandığı imgeler sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulunca firma fotoğrafların bazılarını kaldırdı. Zara, savaşa yönelik bir mesaj içermiyor, sanatçımızın yarım kalan çalışmasıdır şeklinde bir özür mesajı yayımladı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.